bulduğumuz vatanını seven, milletini seven, devletini seven, bu hain FETÖ örgütüne karşı yıllarca büyük bir mücadele içerisinde olmuş arkadaşlarımız, hangi birimde olurlarsa olsunlar, bir tercih ortaya konularak özellikle terör gibi önemli birimlere nakledildiler. Aslında böylece diğer birimlerde ciddi boşluklarımız söz konusu oldu. Ama bunu da vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştı. Ve 12-12 çalışarak, yani 12 saat mesai, 12 saat dinlenme, tekrar 12 saat çalışarak neredeyse yaklaşık 2,5-3 yıl nefes almadan bu teşkilat ülkemizin 15 Temmuz'dan sonra hepimizin arzu ettiği bir raya girebilmesini temin edebilmek için büyük gayret sarf ettiler. Bu masanın etrafındaki arkadaşlarım dahil bu dönem içerisinde en ufak bir of bile demeden sadece bu hainlerden kurtulmanın bu devlete ve bu millete, bu topraklara verdiği katkıyı düşünerek hiçbir zaman çalışma ve mesai koşulları konusunda söz etmediler. Sabırla beklediler. Ve elbette ki daha sonra ilk önce 12-24'e geçtik. Daha sonra da birçok birimimizde hem 12-36 hem de 8-24 olarak bir çalışma mesaisi periyodunu oluşturduk. Ve hakikaten bu bizi biraz daha rahatlattı. Şunu ifade etmem gerekir. Polislik tabii ne aldığı maaşla ne belki de diğer meslekler gibi farklılıklarla ölçülür. Polisliğin karşıtlığı yoktur. Ölçülebilirliği de yoktur. Bir şeref haysiyet mesleğidir, bir onur mesleğidir. Tabii bir taraftan 15 Temmuz'un getirdikleri, bir taraftan da ifade etmem gerekir, yoğun mesai, karşı karşıya kaldığımız süreçlerin oluşturduğu baskı, dünya polis teşkilatlarında olduğu gibi bize de bazı olumsuz sonuçlara yol açmış idi. Bu da bu masanın etrafındaki birçok arkadaşla bazen saatlerce kafa kafaya verip acaba buna nasıl bir çözüm bulacağız diye düşündüğümüz bir meseleydi. Tabii başka mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de bu yoğun mesai, yoğun iş gücü, karşı karşıya kaldığımız sorunların çetrefilliği elbette ki bazı psikolojik sorunlar da beraberinde getiriyordu. Ama biz aileyiz ve bunu hep beraber çözmekle mükellefiz. Şimdi biraz önce Ayşegül Hanım da ifade etti ve rakamları verdi. O günlerde hem polis teftiş, emniyet teftiş kurulu başkanımız burada. Ayrıca mülkiyet teftiş kurulumuza, ayrıca polis akademimize 3 ayrı çalışma yaptırdık. Ve dedik ki arkadaşlar, yani bu meseleyi, yani polisimizin mesai esnasında hayatında hem rahat edebileceği hem de mesaide verimliliğini en yüksek noktaya çıkarabileceği bir mesai anlayışı ve bir özel hayat anlayışı meselesini beraber tanzim edelim. Ve bunu bir değerlendirelim. Ben huzurunuzda daha sonra sağ olsun akademisyenlerimiz, çok kıymetli hocalarımız da bize çok büyük destek verdiler. Yardımcı oldular. Onlar da buradalar. Video konferanstalar. Hepsine teşekkür ediyoruz.
Ve bizim elimizde 3 hatta 4 ayrı çalışma oldu. Ve biz bu 4 ayrı çalışmanın yapıcılarını bir araya getirdik. Ve ne yapmamız lazım geldiğin konusunda bir yol haritası ortaya koyduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.